Evet, bıçaklarım. Bu deri işine girmemdeki en büyük nedenlerden biri bıçaklarıma kılıf yapmaktı. Yani hiçbir zaman istediğim gibi kafamdaki bir kılıfı hiçbir dericiye yaptıramadım. O nedenle bu işe girdim. Parça deriler alarak denemeler yaptım. Mesela ilk denemelerimden biri şudur. Hani kalın bir deridir. Yaklaşık bir 4-5 milimetre kalınlığında bir deri. Şu opinel çakımı yapmıştım. Şekil karabinayla bele asılabiliyor. Çantaya takılabiliyor. Bu şekilde taşınabilir. Yani zevkle kullandığım bir çakımdır. Şöyle bir bıçağım var. Bu kalın 4 mm'lik çelikten yapılma geyik boynuzu sap. Artı üzerine şu şekil logolar da yaptım gördüğünüz gibi. Şu bıçağın sırt tarafına yazı da yazdım. Şöyle göstereyim ben size. Kızımın ismi. Şimdi bu yazılardan hani merak eden arkadaşlar olursa nasıl yazıldığı ile ilgili yorum yazarlarsa hani talep gelirse bu yazılarla ilgili video da çekeceğim. Hani hiçbir alet, hiçbir kazım alet, hiçbir vurma, hiçbir darbe yapmadan bu yazıları kazıyabiliyoruz çeliğin üzerine ne kadar sert olursa olsun. Yani çeşitli kimyasallar kullanıyorum. Kılıf bekleyen bıçaklarım da var. Hatta burada sap bekleyen bir bıçağım da var. Şekline kalın 4 mm profilden. Yani bütün zımparalama, parlatma işlemleri yapıldı. Sadece ağzı kapalı. Sapı takıldıktan sonra ağzı da açılacak. Daha sonra bu bıçağıma da kılıf yaparız beraber. Yine bir video çekerim. Şekil ufak basit kılıflar da yaptım. Bu da yine vaketa derisinden. Bu bıçak işleriyle uğraşan, bıçak yapımı yapan Evren arkadaşım var. O ağzını açmıştı bu şekilde. İstediğim şekilde. Teşekkür ederim buradan. Şu an sap yapımı bekleyen Morakni bıçaklarım da var. Bunları göstereyim size. Bu projeyi bir senedir erteliyorum. Yaklaşık 1-1,5 sene önce almıştım bu bıçakları. Bundan 2 tane aldım. Bunlara şu şekilde 2 tane geyik boynuzu kestim. Bu geyik boynuzları buradan delinerek bu profil geyik boynuzunun içine sokulacak bu şekilde. Daha sonra geyik boynuzuna şekil verilerek ele tam oturum sağlanıp bu şekilde bıçak hazır hale gelecek. Tabi bu geyik boynuzu üzerinde de şu şekilde pirinçler konulacak. Pirinçler delinip hani güzel dursun şeklinde. Yani ilerleyen projelerimde bunlar da var. Videolarını çekeceğim bunları mutlaka. Büyük bir bıçağım var. Artık satır ve bıçak karışımı bir şeydir. Çıkartayım. Bunun çeliği çok çok güzeldir. Karbon çeliğidir. Rahmetli babamdan kalmadır bu bıçak çeliği. Sapı kırıktı. Sapı plastikti. Sapını daha da kırarak tamamen açarak kendim bir sap yaptım. Şu uç tarafı ceviz ağacı, deri ve geyik boynuzundan güzel bir sap yaptım. Ve ağzı çok çok keskindir. Ben çok kullanmıyorum. Sadece bu şekilde hatıra olsun diye saklıyorum. Buna ilk etapta şöyle bir kılıf yaptım. Yani sadece şöyle takıp da zarar vermesin. Yani buna ilerleyen zamanlarda mutlaka bir tane kılıf yapacağım. Onu da videosunu çekip mutlaka paylaşacağım. Yani gelecek projelerim bunlar. Yani bunlarla ilgili videolar çekeceğim. Eğer farklı bir şeyler isterseniz yorum yazın videomun altına. Onları da değerlendirelim. Bıçaklarınız varsa mutlaka bunları izleyin. Hani ilerleyen videolarınızda bıçaklarınıza çok güzel kılıflar yapalım beraber. Hani evdeki ekipmanlarla, evdeki maket bıçağıyla veya dericiden veya herhangi bir ayakkabıcıdan alacağınız şöyle ufak
parça derilerle bu kılıfları dikebilirsiniz. Bunları size anlatacağım. Takipte kalın. Şimdilik işlerinizde kolaylıklar diliyorum. İyi günler.